Rüya görmüştünüz inşallah. Rüyamızda gördük, evet. Rüya vahiy gibi değildir. Evet. Ama ben pek rüya görmem o tarz. Evet. Bir Bediüzzaman'ı gördüm hayatımda bir kere. Resulullah hiç görmedim. Allah nasip eder inşallah görürüm. İnşallah. Ama İsa Mesih'i gördüm. İnşallah. Bayağı net kalabalık içindeydi. Böyle biraz orta boydan daha uzunca hafif. Bana öyle geldi. İnşallah. Geniş omuzlu. Avrupa'yı böyle Avrupa'yı. Bayağı yakışıklı. Maşallah. Güler yüzlü. Sarışın da alenen sarışın. Sarı ve açık kahverengi saçları var. Sarı karışık. Evet, uzun uzun bayağı. Yani tam omuzdan kafasına kadar dökülüyor. Uzun, düz. Ama çok kibar Avrupa. Yani gülüşü çok temiz böyle. Çok efendi şey yapıyor. O da yani ben şuyum demedi. Ben de sen şu musun demedim. Yani Mesih, İsa mısın demedim. Direkt tanıdığımı göstertir tarzda yanına gittim. Maşallah dedim. Geldi sarıldı falan. Ondan sonra uyandım. Hatırlamıyorum onu sonra. İnşallah. Burnun ince böyle kibar. Dudaklar son derece düzgün. Gayet iyi yani. Çizebilir miyim resmini? Bayağı net hatırlıyorum yani. Öyle mi? Renkliydi gözlerim. Sesin nasıl? Tam erkeklerin hani böyle şey tok şey oluyor ya, filmlerde oluyor böyle. Evet. O tarz yani, tok. Yani kibar böyle sesi, kibar ve tok inşallah. Yani şey değil, ince değil de sesi. İnşallah. Çok kısa oldu zaten hocamız. Talebelerinden birkaç kere gülerek şey yaptılar, tebessümle. Bakın hocam kim geldi dediler. Bakar bakmaz tanıdım. Maşallah. İnşallah. Şu anda da yüzlerce insan olsa tanır mısınız hocam? Nasıl? Hazreti İsa'yı yüzlerce insan olsa. Ya peygamber yüzü çok farklıdır. Yani peygamberimiz zamanında da öyle. Yani peygamberin tanınması mümkün değil. Yani normal bir vicdandan imkansızdır. Yani gerçekten iman ehliyse bir insan, yani o akıl ve derinliği hemen görür. Ama Bediüzzaman İsa Mesih'i herkes tanımaz diyor. Ben mesela bazen halkın içine çıkar tabii, mecburen çıkar bir yerden yere, bir yere giderken. Alışık oldukları için pek ihtimal vermezler. Biraz da uzaktan dikkat vermedikleri için. Ama yüz yüze biraz konuşsa normal vicdanda bir insan anlar yani. Yani uslubundan bir fevkalade ama çok kötü ve vicdansız da anlamaz tabii. Normal vicdan ehli hemen anlar. Mehdi de aslında anlaşılır. Ama vicdanlar kilitleneceği için ahir zamanda, kararacağı için, Deccal'in büyüsü olacağı için, hatta bir hipnoz, dünya hipnozu olacağı için, yani dünya bütün dünya büyü yapacağı için, o büyünün etkisiyle, ağır büyünün etkisiyle fark edemeyecekler. Mesela şu an o büyünün etkisinde insanlık, mesela Bediüzzaman diyor ki Mehdi 1400'e çıkacak diyor, gösteriyoruz. Büyünün etkisiyle burada nerede diyor 1400'de çıkacağı diyor. Ya yazıyor bak altına bak 1400'ün yazıyor. Burada nerede yazıyor diyor 1400'ü. Mesela İstanbul'da çıkacak ya diyor, yer belli etmemiş ki diyor. Açıkça söylemiş o İstanbul'da çıktığını. Yani gösteriyor satır satır. Ya diyor orada bir ifade yoktu, İstanbul'dan ifade yoktu. 2010 yılında talebeleri vazife başında olacak diyor. Adam bambaşka hesap ve 1877'ye ilave ediyor. Evet. Bediüzzaman 1910'a ilave edin diyor. O 1877'ye ilave ediyor 100 yılın. Anlamazdan geliyor. Büyünün şiddetli etkisi altında olacaklar. Kolay kolay kalkacak bir şey değil. İmanla irade kullanılacak. Yani şiddetli bir etkisi vardır. Yani bitkinlik verir, dikkat dağınıklığı verir. Uyku hali verir. O imtihanın değerini artıran bir özellik. Ama gafilse adam tamamen sapıtır o büyünün etkisiyle. Uykuya ağırlık verir. Efendim işine gücüne bakar. Bitap şekilde yani adeta sarhoş gibi gezer. Yani dikkat edersen birçok insanın bakışlarında bir dikkat yok şu an.
Birçok insan dikkate dağınık, bakamıyorlar, teksif olamıyorlar. O büyünün etkisindeler. Birçok Müslüman da uyuyor şu an. Alimler mesela toplantı oluyor. İslam aleminin en ileri gelen büyük alimlerini bir araya getiriyor. Toplantı oluyor. Koma halinde uyuyorlar. Var mı o resimleri? Bulayım hocam inşallah. İslam Dünyasının Uyanışı Konferansı isminde. Tabii İslam aleminin Uyanışı isimli konferansta adamlar hurul hurul uyuyorlar. Büyünün etkisi altında. Hiçbiri İttihat-ı İslam konusuna geçemiyor. Siyasi dedikodulara geçebiliyorlar. Halbuki ana konu bu. Allah'ın emri olan, farz olan konu, ona bir türlü geçemiyor. İngiliz Emre nerede? Ortada yok. Bugün iş oluyor mu? Var mı? Evet. Tabii o ayrı yani. Kur'an, Tevrat ve İncil'e bağlı değil. Tamamen ayrı, kendine has bir şeriatı var. Hükümleri kısa, o şeriata göre hareket eder. Yani onun helalleri, haramları bizim helalleri, haramlarımız gibi değil. Tamamen farklı. Nasıl? Talebeleri de tabii o tarz. Var tabii. Onun her zaman ekibi olur. Hocam Hazreti İsa'nın talebelerinde bir hal olur mu Hazreti İsa'dan kaynaklanan, tanır mısınız görseniz? Tabii yani dünyanın en zeki Hristiyanları, en akıllı Hristiyanlarını Allah etrafına toplayacak. İnşallah. Ama bayağı tedirgin yaşayacaklar. Yani İsa'ya bir şey olacak diye hiç çıkartmayacaklar. İnşallah. Yani kendileri biliyorlar ama ses çıkartmazlar. İnşallah. Şu anda faaliyetler mi? Faaliyet ama bizim bildiğimiz gibi böyle elini kolunu sallayarak yapılan bizim faaliyetimiz gibi değil. Siyasi faaliyet yapıyorlar. Yani Bediüzzaman onu açıklıyor. Siyaset yönünde ağırlık. Siyaset dikkat çeken bir konu olmadığı için siyasetten ağırlık yapıyorlar. Onlar Hazreti Mehdi'yi bilip takip ederler mi hocam inşallah? İsa Mesih tabidir. Yani vahiy ile hareket ettiği için ses çıkartmaz. Efendim? Hazreti Mehdi bir anlamda koruyucusu mu olacak Hazreti Mehdi cemaat? Tabii göğsünü gere gere namaz kılmaya geliyor. Göğsünü gere gere. Yani artık güvenliğin had safhada olduğunu bildiği için. Etrafında bir güvenlik çemberi olmayacak. Ya yani normalde şu an talebeler üzerine acayip titrerler. İnşallah. Ama yani şiddetli bir tedirginlikle. Acaba haber alacaklar mı? Bir şey olacak mı? Yani çünkü bir sorgulansa senin annen kim, baban kim? Annesi babası yok. Kimliğini gösterecekler. Kimlik normal bir kimlik değil. Yani çok ağır bir suç bu. Yani kimlik normal kimliği olmaması ağır bir suç. Kendi adını olmayan bir nüfus cüzdanı var. Nasıl çıktın dışarıya?